Vay be! Eskiden Vine vardı ya. Ne günlerdi. Vine'larımı izleyelim mi? Niye konuşmuyorsun kızım? Evet, bugün ilk Vine'larımı seyredeceğim. İlk videonun altında yüzlerce Vine'la ilgili yorum vardı. Ben de dedim ki en iyisi bir Vine videosu yapayım. Şu an Vine kapandığı için ne yazık ki Vine'da aktif değilim doğal olarak. Ama Kıvaye diye bir uygulama var. Komik videolarımı oradan paylaşıyorum. İsterseniz beni oradan da takip edebilirsiniz. Hatta konusu açılmışken ilk başta birkaç tane videosunu göstereyim mi Kıvaye'de paylaştığım videolardan? Burada da 1.8 bin abonem varmış. Abone. Tutarlı bir insan mısınız? Hayır, değilim. Nasıl yani? Tutarsızım. Hangi konularda? Hangi konularda sordunuz? Aşk değil. Mesela, tutarsız mısın? Aşk. Tutarlarsa tutarlıyım, tutmazlarsa tutarsızım. Buradan Yıldız ablaya ve İbrahim abiye saygılar, sevgiler. Bak şu dedeye sahip çıkalım videosunu da çok sevmiştim. Mumdan çıkmış yangın. Dedeye başkanım, size sahip sesleniyorum, sahip çıkalım dedeye. Sokaklarda yatıyor. Dedeciğim. Onun dışında şunu çektim. Hatta bunu az evvel çektim. Efendim. Antalya, İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoşdur. Ama banana. Banana. Kim milyoner olmak ister yarışmasına katılan bir abiyi canlandırmıştım. Efendim ben Edirne'den katılıyorum. Yarışmaya tamamen kendimi deneme amaçlı katıldım. Evet, sorularınızı bekliyoruz artık. Çok da seviyorum, izliyoruz bu arada. Harbiden böyle bir tip yok mu ya? Beni Kıvay'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aşağıya linkini bırakacağım. İndirip beni takip edin. Şu an 1.8K abone var. Hadi şunu bir 15 yapalım. Vallahi aşağısı kurtarmaz. Hadi 15. Hadi 15. Evet, Vine'ları izlemeye başlayabiliriz. Dur. Bu benim ilk Vine'ım. Gerçekten çok manasız. Bu hayvan nereden buldu? Ne bileyim bu oğlum ya. Ben ne diyorum, bana niye vuruyor hiç bilmiyorum ya. Ama her şey böyle başladı, ne yapayım. Bu benim ilk Vine'ım. Bu arada bana vuran kardeşim Ekrem'e de selamlar. Vine'ların sırası karışık bu arada, sırayla gitmiyor. Bak burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Arabanın içinden çıkıyoruz ya resmen. Şu köpekler bir şey yapmaz değil mi? Ben varım kızım yanında. Bu da ilk Vine'lardan bir tanesiydi. Pardon, Ufo'yu biraz kısabilir miyiz ya? Allah razı olsun. Bu Vine'ımı seviyorum. O zaman yine bir efekt uygulamasıyla yapmıştım. Hangisiyle yaptım hatırlamıyorum. Bu Vine güzeldi. Aa, çok güzel çıktı ya. Paylaştım. Siz de kaydettin mi? O snapleri yazısız şekilde kaydedememenin acısı ne kadar büyük biliyor musun sen? Aşkım, bir atı girelim mi? Girme. Girme. Bunu her alışveriş merkezine girdiğimizde yaşıyoruz gerçekten. Bu arada Vine'larımın çoğunu yaşadığım şeylerden seçtim. Yani Vine'ları çekerken. Bak şurası da eski sevgilimin evi. Orası benim evim. Aa, efsane Vine. Bana gerçekten seviye atlatan bir Vine oldu bu. Çünkü bir gecede böyle binlerce paylaşıldı. 10.000... Gelsene, gel. Ne? Nasıl bir giriş yapman gerektiğini bilmiyor musun? Bak şurası da eski sevgilimin evi. Orası benim evim. Şş, oyuncusun ha. Bu Vine'ı çektik. Yani sen paylaştıktan sonraki zamanını hatırlıyorum. Böyle ben alışveriş yapıyordum. Sen de böyle paylaştın böyle. İşte çok iyi gidiyor, çok fazla izleniyor. Bir harbi mi? Evet. Hatırlamıyorum. Ama şeyi hatırlıyorum. Biz bu videoyu çektik. Betül hiç beğenmedi, bunu paylaşma falan dedi. Sonra paylaştım, böyle bir günde 10 binler 20 binler falan şey rewind etmişti. Böyle hatta birkaç saatte falan inanılmaz etkileşim olmuştu. Evet. Şurası da eski sevgilimin evi. Orası senin evin değil mi kızım? Yo, benimki senin apartman. Evlenek o zaman. İlk Vine tutunca hemen suyunu çıkartmışız. Bir tane daha aynısının versiyonundan çekmişiz. Yine mi lan serseri? Baba vallahi bardağı yoktuydu ya. Babam ya, efsane. WhatsApp'ta o kadar yazıyorum, beni takmıyorsun. Şu saati bile takıyorsun, beni takmıyorsun ya. Oha, kız saati kıskandı. Gerçekte de böyle kıskançsın değil mi? Kıskanç mıyım? Sanki bilmiyorum. Sanki benimle sevgilim değilmiş gibi bir soru soruyorum. Evet, değilsin. Yeter artık ya, evlenelim ya da ben ayrılmak istiyorum. Demo bitti diyorsun yani. Ne? Tam sürüm için lütfen satın al diyorsun yani.
Hatırlıyor musun ya, bunu çektiği bize? Evet, hatırlıyorum. Güzeldi ama. Sürekli bana giydiriyordu ya. Yok be, birkaç tanesinde sen de şey yapmıştın. Bir tane falan. Aşkım ne güzel, 6 saattir el eleyiz. Hadi görüşürüz aşkım. Oha. Selamünaleyküm kardeş. Sen galiba az önce sevgilinle tutuşuna. Ben bir elim yüzümü yıkayabilirim. Tabii kardeşim. Buyur kardeşim. Bugün hava aşırı sıcaktı. Aşırı. Evet, o günü. Kaç yani onu zaten yaşadık. Harbiden evet, yani ben elimden şöyle suyu gördüm. Dedim bunu çekelim bari. Tipe bak be. Şu yakışıklılığı kessen tövbesi. Ne oldu, beğenemedin mi? Çok beğendim. Ya şu tip her sınıfta var ya, harbiden. Şu soruyu artık sormayın ya. Bak rica ediyorum, bu soruyu artık sormayın. Sınav süreniz 40 dakika çocuklar. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz hocam? İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Yapma. Bu su faturası nedir ya? Ne oluyor, ben evde yokken oturma odası gusül mü alıyor? Salonla birlikte su savaşı mı yapıyorlar, ne oluyor? Dur baba, ben doldurayım. Ben açayım baba. Dur babacığım, ben takarım ya. Ben tutarım babacığım. Birçoğunuz böylesiniz. Babanızdan para istemeden önce. Kabul edin. Kabul edin. Benim niye hiçbir işim rast gitmiyor? Oğlum abdestsiz mi geziyorsun lan? Ya ne alakası var? İki kulağı üç burna değil mi oğlum? Yok. Güzel olduğun kadar ukala aslında. Ben ukala değilim ki. Güzel olduğun kadar dedim zaten. Yalnız küçüğüz ha. Değil mi? Bayağı harbiden mi? Baksana. Evet. Tam 3 sene tam önceydi. Önce. Baksana sakalın bile çıkmıyor. Senin de böyle yüzünü çocuk gibi harbiden. Biliyorsunuz ki bu globalleşen dünya içerisinde siz de... Harbiden bu bana hep oluyor ya. Böyle tam böyle en önemli bir konuşmadayım, toplantıdayım, ne bileyim bir markayla toplantı falan bilmem ne. Tam bir yerde böyle sesim böyle gidiyor, geliyor falan bir şey oluyor. Benim sesim hep öyle. Bir sıkıntı yaşamıyorum o yüzden. Bir kere eşit konuşmuyoruz yani. Tamam eşit konuşmuyoruz da ne yapayım, beynim mi çıkar? Yani. Bu arada burada da çok sıkılmıştım. Bu belli tipinden. Bak bak tipinden belli zaten. Söyleyeyim de bitsin şu Vine'ı. Hani bu oyunculuk değil bak. Şu tip var ya hani. Yeter artık bitir şu Vine'ı. Git artık falan filan. Alo. Ye beni uzun. Şu hepimizin küçükken yaptığı bir şey. Onu ele almıştım bu Vine'da. Dur bakayım. Alo. Ye beni uzun. Ye beni uzun. Veriyorum Açı teyze. Anne. Ben senden çok hoşlanıyorum. Ben de senden. Bu arada kaç kardeşsiniz? 8 abim var. Bismillah, Allah'ım sen bana yardım et. Bu bizim en utandığım Vine'ımız biliyor musun? Hadi be, niye? Çünkü kendimi yani çok çok saçmayım orada. Saçma mısın? Bakayım. Evet. Niye saçmasın? Ne var işte? Normal. Şimdi ben her zamanki halin. Ne var ya? Bunda normal burada sensin da şöyleydi. İşte. Biz seninle çok yeni çıkıyorduk o zamanlarda. Çok utanıyordum. Hem senden utanıyordum. Zaten kameraya karşı böyle kendimi böyle yabancı hissediyordum. Hmm. İkisinin verdiği şey böyle beni çok rahatsız hissettiriyordu. Anneciğim yarım bardak doldurur musun? Hatice teyze çok tatlı. Burada evet annem çok garip çıkmış burada. Evet, o gün saçlarını mı ne yaptırmıştı? Harbiden böyle tipler de var ha. Yarım bardak diyorsun, ısrarla bir bardak böyle dolusu koyuyor böyle, dudak payı bile koymuyor, bir de ondan da zevk alıyor. İç ya, iç ya diyor. Bundan sonra dekolte giymek yok. Saçmalama aşkım, tabii ki giymem. Bütün dünya buna inansa Gülmedim. Kardeşim Ziraat Bankası'na nasıl gidebilirim ya? Kardeşim sen şimdi üçüncü soldan dönüyorsun hemen karşıya. Tamam eyvallah. İlk sağdan döndüm. Bunu yaşamıştım bir kere, ondan sonra çektim. Bunda da bir gün mutfağa girdim, babamı şöyle gördüm, oradan gelmişti bu Vine fikri aklıma. Harbiden babam şöyle Matrix gibi çayın rengine bakmaya çalışıyor, demli mi oldu diye. Ya Erman Hoca. Aynen, Erman Hoca'ya selamlar buradan. Oğlunuz zeki ama çalışmıyor. Emin misiniz? Evet, çalışmıyor. Onu demiyor, bu çocuk nasıl zeki olur? Baba! Headshot. En sevdiğim ikinci kişi annem ya. Birincisi kim? Babam. Nasıl hissediyorsun? Çok. Çok. Her zamanki nasıl? Gibi yine bir Vine'da. Nasıl hissediyorsun? Çok. Bunu yazın. Ya. Şeker kullanmıyorum ben.
Ya harbiden şeker kullanmayan insanlar şu tribe girmesin artık ya. Şeker kullanmıyorsun diye niye dünyayı fethetmiş gibi davranıyorsun arkadaşım? Anne yemekte ne var? Aslında ben köfte yapacağım. Yemek var mı? Yok. Canım benim ya. Annem yemek yapmayınca böyle oluyor. 2 saat anlatıyor sonra yok diyor. Oğlum bir deste var lan. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Gerçekten bu böyle hissettiriyor ya. Evet çok ya kötüydü. Dünyanın en kötü şeyiydi ya. Evet. Sevindiren şeyi de hani hala işte ders var zannedip dersin hiç olması. Aynen doğru. Evet çok pis rejimdeyim kızım, ben hep diyet bisküvi falan yiyorum yani. Kesin zayıflayacağım net. Nereye gitti lan? Beni asla yakalayamayacaksın dostum. Çık çık, nereden gördün ya? Elektrikler geldi. Manyak mısın oğlum? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten burada haberleri yok muydu? Yok, yok. Tabii canım. Yoktu yani. Ya kıyamam. Evet. Annemin şu bakışına baksana. Burada oyunculuk olabilir mi? Evet. Nasıl toplayacağım diye düşünüyor. Kahvaltı hazır. Git ekmek al. Çekmediğim dertler. Hepimizin kesinlikle en azından bir kere daha iyi olsun yaşadığı bir şey ya. Çok... Ben küçük kardeş olarak en çok benim yaşadığım aynen. Şey. Aynen. Ben de. Küçük kardeş olmak çok kötü. Küçük kardeş olmayın. Oğlum bana çay verir misin? Tabii babacığım. But first, let me take a selfie. Başlatma selfie'ne. Yalnız Tarık amca da iyi geçirmiş sana. Çok iyi bak, bunu anlatayım. Bu da benim böyle Vine kariyerimi yani şöyle giden şeyi şöyle falan böyle birden çıkarttı. Neden bunda... böyle şeyler çok tutuyor ya? İşte şey tokat. Evet ya o sırada nasıl... şey çok tutuyordu. Yani bu böyle bir format vardı işte. But first let me take a selfie diye böyle herkes böyle fotoğraflar koyuyordu. Biz de ben dedim ki baba böyle bir şey yapalım. Babam bana vuruyor ama şöyle yavaş yavaş vuruyor. Dedim baba 20.yi çekiyoruz artık, böyle küçük küçük vuruta vuruta daha kötü oldu. Yani bir tane sağlam vur dedim. Sonra adam şunu vurdu ya bana. Dedim keşke vurmasaydım. Baba bak. Oğlum sen salak mısın? Babama çekmiş. Başlatma like'ını. Ay çok iyiymiş. Bu iyiydi ya, bu da bayağı tutmuştu. Bu arada daha böyle güzel vine'larımdan seçmeye çalıştım. Yoksa bir sürü böyle çöp vine'ım da vardı yani açıkçası. Aa bir türlü kilo veremiyorum. Lütfen dışarıda yemek yemeyin oğlum. Bana özledim deme Alper. Kapıdayım geldim de tamam mı? Kapıdayım geldim. Ya abim evde nasıl çıkayım? Bunlar da var değil mi? Gerçekten var ya. Bizim kızlarda var yani. Aa ben sizi nereden tanıyorum ya? Bir saniye çıkartayım. Oyuncuyum ben porno sektöründe. Ay iğrençsin ya. Yok. Kızın yanında öyle söylenir mi abi? Bu herhalde benim en çok güldüğüm Vine'ımdı yani. Benim kendi adıma. Aşkım abim bizi aramış, hatta buraya gelmiş. Ne bizi ya? Rıfat abi ben kızı yakaladım, çocuk şuradan kaçtı şimdi abi. Oğlum bildiğim çok büyük bir diyetisyen var, seni ona götür. Ahmet Elbistanlı. Doktor bey sizi bekliyor. Buyurun oturun. Vay Berkcan. Berkcan da oğlum burada ufacıksın lan. Doğaya da selam. Hepsine selam. Baba beni Instagram ve Twitter'da takip etmiyorlar. Nasıl takip etmezler? Annemin tutuşuna bak ya. Bir şey söyleyeceğim. Burada da haberi yok muydu? Yok buldum, vardı canım. Bilerek yaptık. Ya ama çok güzel. Evet ya. Evet oyunculuk akıyor ya. Refleksi bak, harika bak. Yani gerçekten bak, korkmuş bak. Gibi. Baba beni Instagram ve Twitter'da takip etmiyorlar. Asla takip etmezler. Ya çok tatlı. Ne haber? Bu da bir remake'ti. Rudy diye bir Viner vardı. Yabancı onun remake'iydi. Anne yemekte ne var bugün? Pırasa. Bunu nasıl yaptın? Bunu nasıl yaptım söyleyeyim mi? Bak bunu defalarca kez sordular. İlk defa burada açıklıyorum. Bakkallara uzattığımız sepetler oluyordu ya. Onu üstüne telefonumu bantladım. Sonra böyle o ipi de tam böyle yere böyle ramak kalacak şekilde ayarladım. Bastın mı gerçekten ya? Bir şey yapmadım ya. Bantladım yani sadece. Sonra onu fırlattım yani. Oha! Telefonumu fırlattım diyorsun. Bir şey yapmadım ya diyorsun. Normal insanların soru çözme sevinci. Ben. Burada ilk Vine'larımdan bir tanesiydi. O zaman dershaneye falan yeni başlamıştık hatta. Hani seninle yeni tanışmıştık yani evet, bu zamanlarda. Aynen.
Oğlum senin kadar kafasız bir insan görmedim ya. La oğlum ne alakası var ya, ne alakası var? Buradayım burada. Kafasız ya. Ha, komik değil ama uğraşılmış bir var. Hani şey yani. O zaman izlediğim zaman da çok fazla komik evet. Gelmemiş. Ama işte bir şeyi var yani. Tamam yani, kötü var yani kabul. Hadi. Tamam hadi kabul. Bunu da böyle birçok arkadaş şey yapmıştı. Hani zil sesi yapmıştı. O zaman çok hoşuma gitmişti. Ha senin şeyin mi? Bateriyle. HDfilmizle.com Bize gelfilmizleyelim.com Gel baksana ne izleteceğim .com Konuşmam niye şey olmuş? .com falan niye? Sana dar. Aa başa gelmişiz. Bitmiş Vine'lar kız. Evet bir videonun daha sonuna geldik mi o zaman? Evet geldik. Ama sana çok teşekkür ederim. Çünkü bak kaç yıldır biz birlikteyiz ve zamanında da bana yardımcı oluyordun. Böyle Vine'larımda oynadın. Şimdi de böyle mesela şu anda da YouTube videosu çekiyoruz birlikte falan. Hı. O yüzden sana bir sarılayım gel. Hı. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Hadi sen kapat. O zaman Alper'in kanalına abone olmayı unutmayın. Bye. Aferin, tam konuştunuz. Yapma, bir daha yapabilir miyim? Hayır. Olmadı, bence oldu, olmadı. Oldu, çok olmadı. Güzel. Bence olmadı. Oldu, oldu, çok güzel. Bir daha yapabilir miyim, lütfen? Alper'in kanalına abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz, bye. Tam oldu, tam annem gibi, aynı annem. Hala izleyen var mı bu videoyu? İzliyor musunuz mu? Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar beni. Tamam, kapandı, bitti. Bitti mi artık? Bitti.